Herkese selamlar. GTA Vice'nin Türkçe dublajı çıktı arkadaşlar. Facia yapım ekibi tarafından geliştirilmiş. Benle bir alakaları yok. Ben biliyorsunuz ki GTA Vice modlarını, hikayelerini oynamayı seviyorum. Herhangi bir şekilde reklamlı da değil. Kendim bu tarz içerikleri sevdiğim için, modları sevdiğim için bir bakacağım. Bütün karakterleri Ricardo Diaz'ından Tommy'sine, Ernest Kelly'sinden Mercedes'ine, Cortez'ine hepsini Türkler tarafından bazıları hanımlar, bazıları beyler seslendirmişler. Ben de videoda canlı yayında bunu deneyeceğim. Canlı yayındayız. Chat'imizi de ekranda görüyorsunuz. Hep beraber yani yeri gelecek öveceğiz, yeri gelecek eleştireceğiz. Ama başlamadan önce hem videoya hem yayına hem yorum atacaklara bir ricam var. Bunu sonuçta hani arkadaşlar eğlence için geliştirmiştir diye düşünüyorum. Böyle acayip profesyonel, acayip böyle stüdyoda alınmış ses kayıtları beklemeyin. Tabii ki Türkler yaptı diye her şeyi övmek zorunda değiliz. Kötüyse kötü de diyeceğiz. Ama kırıcı, küfür, ahlaksız yorumlar yapmayalım. Elimizden geldiğince sakin olalım. Benim kameramın altında bir sayaç görüyorsunuz. Bu videoyu sonradan izlediğiniz için bu sayaç ne diyebilirsiniz. Şu an maraton yayındayım. 15. gündeyiz. İnsanlar kanala katıldıkça, destekledikçe sayaç uzuyor. O yüzden altta bir sayaç var. Onu da ne olduğunu bilin. Artık lafı uzatmayalım. Elimden geldiğince sesleri iyi duymaya çalışacağım. Bütün görevlerin ara sahnelerinde falan Türkler seslendirmiş. Bütün oyunu oynamayı planlıyorum. Tabii ki siz 4,5 saat olarak izlemezseniz aradaki boş yerleri keserim. Ama bu akşam canlı yayında bütün oyunu oynayıp beraber eleştirmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Faciaya başla diyeceğim. Ve ilk sahneden itibaren başlayacak. Benim normalde hiç sevmediğim bir şey var. Oyunda mesela işte benzinliğin petrol ofisi olması, ne bileyim. Tamamıyla Türkleştirilmesini sevmiyorum. Mesela Miami'deysek Tofaş'la gezmeyi sevmiyorum ama bu oyunda böyle indirirken de yazmışlar işte tamamıyla Türk yapımı bir oyun. Burayı Türkiye'ye çevirmeye çalıştık. Daha da çevireceğiz. Bütün şehri çevireceğiz diye. Hani buna göre değerlendireceğim. Normalde olsa bayağı eleştireceğim bir şeydir. Benim çok hoşuma giden bir şey değildir bu. Ama adamlar zaten Türk bayrağı bile koyduysa girişe, asker koyduysa artık hani bunu kabullenerek başlamak lazım. Lafı fazla uzatmıyorum. Yeni oyun dedim ve başladık. Ömer Duman mı? Oğuzhan'ın mekanı. Samsun. Başını yiyip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerinin caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız Oğuzhan? Eski bir dost gibi davranacağız. Sony'nin adı Oğuzhan. Uzak tutacağız, tamam mı? Güneye yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Hoca şimdi güzel gibi. Altın gibi bu maşallah günlerdi. Kolombiya, maşallah. Meksikalılar rastiktir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde Suriyeli mülteciler. Ama her şey uygun. Harbi Türkçeleştirmişler bak. Hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken. Arkadaki gerilim müziği güzel olmuş. Böyle. İnşallah telifli değildir abi bu müzikler. Birini şehre yollamamız lazım. Komşu da pişer, bize de düşer. Anladınız mı? Vay, yerelleştirme yapmışlar. Recep Taştan, sümsük avukatın teki. Recep Taştan, sümsük avukat. Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz, tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama, değil mi? Ne yapıyor görelim. Arkadaki müzikler güzel. Sabiha Gökçen Havaalanı Kocaeli. Hadi bakalım. Yanına da Turkish Airlines geçti. Hoş geldiniz. Ben Recep. Recep Taştan ve sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve güzel. Tommy konuşsun abi. Tommy konuşsun. Olaklarına açık olduklarını söylediler. Yani işler yolunda giderse hepimiz... Kocaeli deme o. Onu boş ver şu an. İyi olur. Kocaeli kabullendik abi. Buluşacağımız adamlar kardeş, tamam mı? Plak olan 41 Kocaeli bak. Plaka da 41. Atabay Limanı'na gelmişiz. Pekala, helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas. Bakalım Victor Venslow'su konuşmuş. Hadi bakalım. Siz de bu iş. Victor'la Tommy'nin muhabbetinde bir dinleyelim Victor'u. Victor'u zaten sadece burada dinleyebileceğiz. Çok kısa olacak yani. Her şey hazır mı? %100 saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece 200'lükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Güzel lan. Gayet güzel.
Arkadaki müziklerin girişi falan çok iyi bu arada. Arkadaki müziklerin girişi falan çok iyi. Şu ana kadar gayet hoşuma gitti. Kafamı bir anlığına şu siktiğinin binasından... Facia Otel. ...gözükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Go get some sleep. What will you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and start sorting this mess out. Facia Otel'e geldik. Tommy geldi abi. Tommy'nin arabası Opel'in bir modeli ve Tommy ile beraber başlıyoruz. Tekrarlıyorum. Yapacağınız yorumlarda kırıcı olmayın, küfür etmeyin. Ben de kötü olana kötü, iyi olana iyi diyeceğim. Şu ana kadar güzel başladı. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Opel Vectra'mızla beraber Astra'ymış. Vectra değilmiş. Ya da Vectra da onlar Astra yazdı. Neyse. Başlayalım bakalım. Yine elimden geldiğince hiç hile yapmadan hasarsız, feilsiz, hasarsız demeyeyim de feilsiz oynamaya çalışırız. Arabalara falan da bakıyorum. Bütün arabaları değiştirmemişler. Özel birkaç tane araba eklemişler. Ama bütün arabalar değişmemiş. Mesela buraya da bir tane Mercedes koymuşlar güzel. Ama bence bu Turkuaz Otel olmuş bu arada. Yani Ocean Beach'in önünde gene ben şeyi isterdim. Ocean'i isterdim. Neyse tamamen değiştirmişler. Buna da saygı duyalım. Girelim okyanus manzarası otelimize. Hemen yanda kaydık. Arkadaşlar bunun indirme linkini yani paylaştıkları Instagram sayfasını ben chatime bıraktım. Oradan tıklıyorsunuz direkt giriyorsunuz zaten. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Cebeci sahili. S600. R'ymiş görevin adı. R'ye doğru gidelim. Normalde tabii ki L ama L'nin adı. Ara sahneye geçtin. Lan. Lan ben unuttum. dur tamam. Tamam dur. Ben sanki gene speedrun yapıyormuşuz gibi ara sahneye geçtim anasını satayım. Bir saniye bekleyin. Hemen gidiyorum. El alışkanlığı, speedrun alışkanlıkları. Sen ne yapacaksın? Hemen ayarlıyorum bekleyin. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Elimi shift'ten çekmem lazım benim. Shift hemen geçiyordum abi. Bu sefer de şununla gidelim. Let's go. Hemen 999 spamiyle. Evet. Ölsem burada çok komik olmaz mıydı? Eskişehir sahili. Eskişehir sahili yazmadı ya. Eskihisar sahili yazdı. Plakalar Kocaeli. Sabiha Gökçen Kocaeli'de. Burayı galiba Kocaeli olarak düşünmüşler. Burayı Kocaeli olarak düşünmüşler. Sağ bakalım. Ara sahneleri izlemek için oyuna girdik. Ara sahneyi geçtim yanlışlıkla. Şimdi ara sahneyi geçmeyelim. Bakalım. Nasıl yapmışlar? Merhaba Oğuzhan. Ömer. Uzun zaman oldu. Tabi Versete Ömer. Sony Oğuzhan. Biliyorum duygusallığına yenik düştün. Alt yazıya gerek yok bak. Evet ne çabuk geçti. Hey aileye zaman ayırmak. Ömer. Telif yiyeceğiz ya galiba yoksa kısamam. Altını doldurdunuz mu her yere? Bak Oğuzhan tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan. Para bence değil. O benim paramdı Ömer. Benim param. Arkadan da ceza çalıyor abi. Arkadan da Tommy'nin odada ceza çalıyor. Oğuzhan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse, taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Bu arada ben şu ana kadar beğendim. Anılarımız olduğu için buna izin veriyorum. Yani seslendirmenin... Söz veriyorum. Seni sonra ararım. Karakterlerin seslerinin nasıl olduğu değil de biraz daha şeye bakıyorum. Vay Atatürk'ü koymuşlar arkaya. 100. yıl özel güzel. Masada TL mi vardı? Masada 200'lükler var ona bakmadım. Şey güzel. Hani nasıl tonladıklarına biraz daha dikkat ediyorum. İnsanlar seslerini değiştiremezler ama tonlamaya dikkat edebilirler. Tonlamalar böyle vurgular nasıl ona bakmaya çalışıyorum. Şu ana kadar başarılı. Bakalım Avery Kennington mesela yaşlı bir adam. Avery Kennington'ı nasıl seslendiler? Mercedes'i nasıl seslendirdiler? Cortez'i nasıl seslendirdiler? Bunlar merak konusu. Yaşlıları nasıl yaptılar? Ama... Bunun ilk videosunu izlemiştik. Ben Ricardo Diaz'ı çok beğenmiştim.
Ricardo Diaz'ın seslendirmeni baya güzeldi. Bakalım. Güzel mi? Gerçekten. Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Hem... Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. Bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım? Açıklamada linkler var. Otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın. Ve bence onların kellesini kopartacağım. Sardı. Süper bir fikir. Sarı. Harika bir fikir. Bir düşüneyim. Ah, emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Cem Koca. Cortez Cem Koca. Şehirde iyi tanınan biridir, tamam mı? Şimdi parti çok güzel olacak. Parti veriyor, tamam mı? Ve Kocaeli'nin parti çok güzel olacak. Orada olacak. Orada bayağı kişinin sesini duyacağız. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Senin ağzını yayını sikeyim. Ben giderim, tamam. Hop bir saniye. Bak 80'leri ben de severim. Ay, güzel. Kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil, tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözlerini... Çok iyi lan. Çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. El Siva 2'ye git ve benim... El Siva 2 gibi. Bir şeyler verir sana. Kanka partiye de El Siva 2'ye gitmeseydik ya. Hadi git. Bak olmamış. Ama kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Seslendirmeler bayağı güzel abi. Onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. Parti Elsiva 2'den gidiyorsak bir tık sıkıntı. Hadi bakalım. Kral Sinematik'te konuşmasan olur mu? Eleştirini veya olumlu düşünceni konuşma bittikten sonra yapsan daha iyi. Öyle yapıyorum zaten. Az önce sustum. Rafael Elsiva 2'ye geldik. Nice bike. Bakalım orayı nasıl seslendirecek. Motor fena. No, my bike. Olamaz motorum. Güzel. Şimdiye kadar başarılı. Biz hemen şuradan armorumuzu da bir alalım. Gelmişken. Yolumuz düşmüşken. Şuradan armoru alalım. Arkaya atlayıp silahı da alırım normalde ama çok zaman kaybetmeden parti görevini görmek istiyorum. O yüzden orayla zaman kaybetmeyeceğim. Gidelim. Bak North'taki N değil abi. Sürekli çocukken gitmeye çalıştığımız yer artık N değil ki. Bu bölümler YouTube'a gelecek. Şu an video kaydını alıyorum. Cheetah'ı Lambo'ya çevirmişler. Pardon, Infernus'u Lambo'ya çevirmişler. Yani şu an telifin dibine vurduk ya. Benim bu şekilde bu videoyu atmamın bir anlamı yok ki. Merhabalar. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldim. Bu ağır telif. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu Bay Ömer Duman? Recep Cortez Cem Koca güzelmiş bu arada sesi. çok güzel ya siz? Ben sadece payımı istiyorum. Bak şimdi Ricardo Diaz geldik. Ben Ricardo Diaz'ı çok beğenmiştim. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken, zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Aa, Mercedes Lara. Geliyor. Lara. Karamelim benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken sen de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle. Tabii ki babacığım. Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştır bakalım. Sesleri bir dinleyelim. Vekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur sikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu Cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye teptim. Bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey... Oha! Evren'in sesi müthiş. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım. Saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. İktidarsız. Ve Tamer Vurgun. Orada uzanan terli sünger bezi de babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Hepsini zamanla tanırız. Yönetmeni Mehmet Emin Erkek. Sonra o şerefsiz köpek Mehmet Emin adamın daşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor.
Aslında. Bak Diaz geldi. Şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kopmamıştı. Ben Diaz'ın sesine bayağı bayıldım abi. Emin olduğum için herkesten özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burçin Direnci. Kokain Burçin. Lara! Diaz Burçin. Şimdi şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim. Bu arada Lara da çok güzel seslendirmiş abi. Mercedes'i yaşatmış. Academy Club. Gel bakalım. Pole position'da Academy Club olmuş. Diaz'ın sesine bayıldım. Hepsi güzel. Yani vurgular çok güzel. Ama... Acaba motora binseydim olacak mıydı? Vamos. Vamos desene. Vamos haydi. Bu arada motora binseydim acaba ellerimi dizinin üstüne koyabilir miyim der miydi gene? Onu bilmiyorum. Sonra görüşürüz yakışıklı. Güzel güzel. İyi başladı. Elbette görüşeceğiz. Kilise cami olmamış mı? Ona bakalım bir. Tamamlandı 100 TL. Hadi bakalım abi. Bu ekonomide 100 liraya görev yapıyorsak naneyi yemiş olabiliriz. Kilise hala kilise abi. Kilise hala kilise. Ya ama zaten şeyi almışlar. İşte bazı şeyleri değiştirdik. Zamanla bütün şehri Türkiye çevireceğiz falan. Onu da yaparlar muhtemelen. Ya da Türkiye'de kilise yok mu anasını satayım. Normalde 200 dolar değil miydi? Normalde 100 dolardı. Öyle hatırlıyorum. İlk görevde 100 dolar alıyorduk. Şimdi ara sahneyi geçme Tugay. Ara sahneyi geçme, 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 geçme. Elleri çek. Aa güzel. Umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle düşüneceğim. Buldum. Dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane. Müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay Kent Paul. Atakan Gündüz. Facia Club'da takılıyormuş. Malibu Club olmuş Facia Club. Haydi bakalım gidelim. Atakan Gündüz'ü bulup nasıl bir muhabbet olduğunu şehirde öğrenelim. İsimleri neden Türkçe? Yani adamlar Türkçe konuşup isimleri William ya da Tommy ya da Diaz olsaydı mantıklı olmazdı zaten diye düşünüyorum. Bakalım içerideki muhabbetlerde biraz da Kent Paul'i dinleyelim. Facia Kulüp. Sen nereden çıktın böyle asırlardır? Senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bir Kıbrıs Türk'ü arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. İşleri düzene sokmak lazım anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz. Recep Taşlan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Taştan. Aa şu ambulansçı Recep. Masum bir adamı ölümüne savunur. Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem Yılmaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Hey 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 demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et göt herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Orospu nereye gitti? Şu ambulansçı. Let's go let's go. Radyo kanallarına bakamam abi. Radyo kanallarına bırakamayız. Gevezeler Kralı bakalım. Hadi bari ufaktan bir dinleyelim ya. Gevezeler Kralı mesela Türkçe müzik. Ama bizim radyo şarkılar kapalı bir dakika. Facia FM. Evet abi şarkılarda Türkçe girip artık Türkçe radyo ile beraber takılabilirsiniz istiyorsanız. Dur şu arkadan shotgun'ımızı alalım biz.
Şans meleğim nerelerdeydin? Tam zamanında geldin. Süper süper diyorum bu duruma sadece. Al shotgun'ı. Şefi de sadece burada dinleyebileceğiz. O yüzden şefi öldürmeyeceğim. Sadece şefi bir bekleyeceğim yani. Normalde burada direkt şefi öldürürüm, sinematiği izlemeyiz ama burada bir şefle konuşalım. Hayırdır birader, ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın he? Make me you prick. Adamın telefonu da iPhone galiba. Selamlar arkadaşlar, herkes hoş geldi. Zeytin ezmesi yap onu. Taşaklarından havaya alsın. Sen de ister misin? Hey, bak. Ben senin istediğini istiyorum kardeş. Hadi ya, neymiş o? Senin paran, ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı, defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al bunu. Takip et beni. Lens'in... Bu taraf. Sakallar, bıyıklar biraz enteresan olmuş ama... Ben olsam tipine dokunmazdım Lens'in. Ama seslendirmeni güzel gene. Seslendirmen gene iyi. Bas bakalım. Lens'in adı ne? Onu illaki dinleriz ilerleyen görevlerde. Silahla dolaşmam lazım. Hadi silahçı birkaç cadde ötede. İllaki ilerleyen kısımlarda dinleriz. Bakalım ne olacak. Şu ana kadar en beğendiğim Ricardo Diaz. Ricardo Diaz zaten daha önceden de bakmıştık. Çok beğenmiştim. Sesi harbi yani. Adamın kendi sesi çok iyi olduğu için bir de seslendirmeyi güzel yapınca 10 numara basıyor. Diğer arkadaşlar da şu ana kadar başarısız yok. Başarısız olursa yani... Başarısız demeyeceğim tabii de bunu daha az beğendim diyeceğim gene ilerleyen kısımlarda. Evrin'in sesi de süperdi, evet. Evrin'in sesi de süperdi, birazdan daha net duyacağız zaten. Ha, polis arabası Türk polisi falan olmuş. İşte ben normalde bunları çok sevmiyorum. Miami'de, Vice City'deysek o dünyayı yaşamak istiyorum. Ama eğer şehir tamamen Türkleştirilecekse dediğim gibi yine gideri var yani. Her yer Türkiye olacaksa gideri var. Albayın adı ne? Onları hatırlayamayız. Çok fazla Türkçe isim söylüyorlar. Görünce yine konuşuruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Takibindeyim Ömer. Ömer be. Ömer baba. Hemen yeni arabaya. Link arkadaşlar açıklama kısmında var. Instagram'ında paylaşmışlar. Oradan indirdim. Siz de Instagram'lara tıklayıp bakabilirsiniz. BMW. Da BMW niye biraz yavaş? BMW niye? Bu BMW'de sıkıntı var. Tekerleği falan patlamadıysa yere sürtüyor böyle. Bir şeyi var, bir sıkıntısı var. Dur bakalım, araç değiştirelim. Yine aynısını yapacak mı? Bu çitahmış bak bu arada. Cebeci sahilinde. Çitahta sıkıntı yok ama BMW M8'de sıkıntı var. Bayağı yere sürtüyor. Gitmiyor. Devam. Ha bak burası güzel. Anladınız? Allah belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi. Bak kuzeydeki psikopatlar alarma geçtiler. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu siktiğimin parasını bul. Sakin ol, sakin ol. O kısma daha gelmedik. Aa, senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış, bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa, tabii canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim. Dinle. Ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam 5 yıl yer. Bu işi halletmek zorundasın. Anladım. Jüriyi tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bende. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Tamam. Bugüne... Öldürecek birkaç kötlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Bugüne kadar GTA Vice'in hikayesini anlamayan varsa bu dakikadan sonra hikayeyi de sormaz abi. Ben de anlatmak derdinden kurtuldum artık.
GTA Vice'li hikayesi neymiş, ne değilmiş. Bu arada chat'te bir yorum gördüm, katılıyorum. Yani Cheetah Opel sanki biraz basit olmuş. Bu arada Pipi Gizemi, Pipi Gizemi severlere de selam olsun. Cheetah gibi bir oyunun belki de en iyi spor arabası. Infernus çok geliştirilmiş, güzelleştirilmiş ama bu sanki biraz basite kaçılmış gibi. Hız olarak bir sıkıntısı yok ama görsel olarak sıkıntı. Durducan'da Cheetah var abi. Yani Durducan'da bu arabadan var. Demek ki Durdu'da Cheetah var. Durdu'da Cheetah var diye yorumladım. Şimdi hemen Jiri'nin arabasını harekete geçirelim. Ezan okunuyor lan. Oğlum cami nerede vardı ezan okunuyor? Aziz Allah. Haydi namaza, haydi namaza, haydi duaya, haydi duaya. Ses kasıp bulur muyuz camiyi? Allah kabul etsin. Peki abi. Peki. Bunu yaptığına inanamıyorum. Birine suçlu demeden önce iki kere düşün. Ezandan telif yemeyiz arkadaşlar. Zaten şu ana kadar 8 tane telif yedim. Sıkıntı yok. Ezandan telif yemeyiz. Abi işte bu arada Jiri sadece aa diyerek kaçtı. Onda bir sesimiz yok. Onda bir Türkçeleştirme yapılmamış. Herhalde bir Türk ağası değildi o. Demek ki sizin kiliseden ezan geliyor abi. Cami bende kilisenin olduğu yerde olabilir. Arkın. Ses kasmamız lazım. Bir daha ezan duyarsak ses kasıp gideriz. Bu görevde zaten konuşmuyorlar bildiğim kadarıyla. Sadece Tommy konuşuyor. Innocent, I say otherwise. Olmadığını biliyorsun değil mi? Lütfen yeter dedi zaten. Sadece lütfen yeter dedi. Tamam bitti. Okey, bu görev çok fazla konuşmanın olmadığı bizim seri geçtiğimiz bir görevdi. Güzel gözüküyor arabam. Bakalım gene M8 değil mi bu? Evet, M8'lerde sıkıntı var. Eğer yayını, videoyu falan izlerlerse geri bildirim olsun. M8'ler hızlanamıyor abi. M8'ler sağ tarafı alta sürtüyor. M8'lerde sıkıntı var. Evet, hey, eyvallah. Event, Burçin adına bir uyuşturucu satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım, anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin? Sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha siktir lan. Ha siktir lan. Umberto Robina'ydı bu da arayan. Acem kızı koysanmış. Avery Carrington. Hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim hakkımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile zengin ölmeyi tercih ederim. Önce bir sakin olun ikiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böceklere toz duman etmelisin. O tarafa uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmalı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra S-Vakiki'ye falan git, anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Riot görevinde... Göçlerde kim? Aptal bir avukat. Halı giymiş aptal bir adam. Etrafım aptallarla çevrili. Halı giymiş aptal bir adam. Riot görevinde çok fazla konuşma yoktu galiba. Biz gene gidelim. Normalde ben kıyafeti almaya gitmem. Direkt göreve gider speedrun bitiririm ama... Burada bir kıyafete falan baksın. Kıyafeti eleştirirsin, onları da duyalım. Bakalım işçi kıyafeti değişti mi? İşçi kıyafeti nasıl bakalım? Yurt içi kargo. Yurt içi kargo abi.
Yurt içi kargoyu giydik. Let's go. Farklı araba var mı? Farklı arabayla gidelim. Farklı araba görelim. Kıyafet güzel. Oo, PCC geldi. PCC geldi. PCC geldiğine göre başka bir şeye gerek yok. Eğer böyle farklı araba görürsem gene geçerim ama PCC gördün mü bu oyunda geçeceksin abi. Sıkıştırdılar resmen, önümü kapattılar. 722 izlenme olmuşuz. Herkes hoş geldi canlar. Yayını beğenebilirsiniz. Maraton yayındayız. Yayını uzatmak için de kanala katılıp Banyo Game Oyun 4'dan destekleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Bu isyan görevinde ekstra bir konuşma var mı bilmiyorum. Gene böyle normal savaş çıkartacağız. Hadi beyler, bakalım. Dert etme, dua et. Teşekkür ederim de senin için. Hadi beyler, birkaç kafatası kıralım. Herhalde ekstra bir şey duymayız zaten. Bu görevde ekstra bir şey yoktu. Yurt içi kargoda isyan çıktı abi. Bu olayda arkadan kız konuşuyor polis telsinde ama onun sesi çok baskın gelmiyor. Onun sesi biraz kısık yani. Artık Celil kahramandan görev alabiliyormuşum. Hadi bakalım. Golf macerası. Avery Carrington, yani Celil kahraman görevleri başladı. Yurt için kargo. Gel ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım, sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçi gibi giyinmen lazım. Üye kartına ihtiyacım yok, merak etme. Bu yeni arkadaşım. Daha önce hiç periklu bir arkadaşım olmamıştı. BTM neydi lan? BTM ne? BTM'den gidip golf kıyafeti alacağız. Fark et, acapella normalde de oyunda da şey demiyor, gel buraya otur falan gibi konuşmuyor hatırladığım kadarıyla. Böyle yani yine o tarz bir şey söylüyor. Gel de şuraya çömel gibi, gel de şuraya arabanı park et gibi bir şey söylüyor gene. Bakalım gol kıyafetini nasıl yapmış. Bilinçli tüketici mağazaları. Tamam, kıyafet değişmemiş. Yavrum. Yavrum. Hadi bakalım. Kartepe Golf Spor Kulübü. Bildiğin Kocaeli ya burası. Ben Sakarya'dayım zaten, dibimde buralar yani. Anlattıkları yerler dibimde. Normalde ne yapardık? Şuraya giderdik. Hiç buralarla uğraşmazdık ama belki konuşur. Burada konuşmuyor gerçi ama. Bu adamı kaçırırken konuşturalım. Şu an güvenliklerin önünden geçmenin anlamı yok. O bize silah kaybettirir. Anlamı yok ama yine de isteyen varsa geçer oradan. Hadi gayet. Okey. Let's go. Bu arada 57 armorumuz kalmış. Bir ara armor da yenileyelim. BTM ünlü Kocaeli'de. Zaten ona dayanarak yapmışlardır. Come in and park yourself diyormuş bak orijinalde de. O yüzden normal yani. Bakalım elemanı konuşturabilecek miyiz yaklaştığımızda? Bu herif de kim? Beyler ilgilenin şunla. Gel buraya. Seni psikopat. İyi lan. Sıradan güvenliklerin bile sesi güzel yani. Sıradan güvenliklerin bile sesi güzel. Ezilip fail olsam mı ya bu görevde? Allah aşkına bu görevde fail olup dünyada bir ilki başarsam ya. Bu arada bindirmezler bunu bana. Biz şeyle gelmedik ya, MP7 ile gelmedik. Onun sıkıntısı var.
Tamam, patladı o. 47 agent telefon çalıyor, bakalım telefona. Merhaba. Ömer Duman'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Cem, partime gelmiştim. Modu indirdiğimde bende de evet, virüs girdi, virüs var falan demişti. Anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler bayım. Cortez'in sesi de müthiş bu arada. Cortez'inki de acayip güzel. Şu ana kadar herkesten yani hayran kaldım. Bakalım devamı nasıl olacak. Şu ana kadar çok başarılı. Telefon sesi, aynen edit telefon sesi abi. Bir dönemin editleri bu müzikle oluyordu hep. FIFA ne zaman geçeriz? FIFA GTA Vice City'den sonra. Şimdi demoli için ben inşaat patlatma görevi. Herhangi bir silah armora ihtiyacımız yok. Hey Ömer, ben Oğuzhan. Ha bizde Santen. Burada güneş falan yok. Aynı zamanda param da yok. Söylesene Ömer, cidden ne yapıyorsun? Paranı arıyorum Oğuzhan. Endişelenme. Endişelenmek benim huyum Ömer. Bu benim fıtratımda var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer, lütfen. İkimiz için de olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Bazen cızır diyor gibi oluyor. Onu çözebilselermiş çok iyi olurmuş. Bazen sesler çıt 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 yapıyor. O rahatsız edici ama. Bak şimdi evlat. Asıl sesler bir müthiş. Problemim var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım, öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? Every National Geographic de böyle. Every tam belgesel anlatır. Evet, katılıyorum. Every'nin sesi gayet güzel. Bu neydi lan? Doktor Novzara'dan. 170 kilosun. Böyle yemeye devam edersen öleceksin. Sana diyorum, öleceksin. Sana bir ay veriyorum. Bir ay içerisinde 140 kiloya düşmezsen bu ameliyatı gerçekleştiremem. Selamlar Selim, ona hoş geldin. Evri Doktor Novzara'dan. Tommy'nin gözleri normale döndü. Maviydi değil mi başlangıçlar? Ben de kötü alıştı. Bu arada inşaatçının sesi duydunuz mu? Ha siktir, bu ne? Ben de kötü alıştığım için bilmiyorum, yine de emek vermişler. Ya alıştığın her şeyi bir kenara bırakıp dinlemen lazım. Ben de 15 senedir İngilizce oynuyorum oyunu. Ama şu an farklı bir deneyim. Bakıyorum ki yediklerine dikkat etmiyormuşsun. Bu senelerdir konuşulan bir şeydi böyle. Türk GTA camiasında yapılması. Bence de Allah'tan GTA 3'e falan uğraşmamışlar da GTA Vice City'ye yapmışlar. Hani o da kısa deyip oraya yönelmemişler. San Andreas'ı yapmak çok zor. Oyun çok uzun. Ama GTA Vice için bence gayet mantıklı yani. Zaten farkındaysanız bütün hikaye modları, bütün zor modlar, Hardline'lar, Shino Vice'lar, Big Mission Pack'ler, Extended Futures'lar hepsi GTA Vice'ye geliyor. Yakın zamanda GTA San Andreas'a Titanite gelecek. Onu da merakla bekliyoruz. Bakalım Titanite geldiğinde kanal videosunu çekeriz. Aslında Türkçe güzel oluyor. Yani ben bunu bitirdikten sonra evet arkadaşlar GTA Vice No It Run yapmak istiyorum, artık Türkçe oynayayım der miyim? Yani bilmiyorum ama en azından farklı bir deneyim oluyor. Böyle bir şey görmek. GTA 4'e Türkçe dublaj olmaz mıydı? Az önce anlattım. Herhalde farklı oyunlara da yapıyorlar. Instagramlarına baktım. Detroit'e falan Türkçe çalışması yapmışlar. Connor falan Türkçe konuşuyordu. Biz de Detroit'i yeni bitirdik ve bayıldım Detroit'e. Ama hap içmeyi acilen bırakmam lazım diyor. Yani hayal görüyorum diyor. Seni delmemi ister misin he? Ama uzun oyunlara zor böyle Türkçe dublaj çalışmaları. Çünkü büyük bir emek, büyük bir ekip var bu işlerde. Cem bu arada katıl hediyesi göndermiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
En sevmediğin GTA hangisi? Benim GTA sıralamam, şuradan da görebileceğin üzere, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, GTA 3 diye devam eder. Böyle hani bilinen ama çok oynanmayanlar da GTA Liberty Stories, GTA Vice Stories iyidir. Ama GTA Advance'ler, GTA Chinatown Wars'lar, ne bileyim GTA London'lar, onlar da çok yokum. Onlar belki Chinatown Wars eskiden mobil oynasaydım olabilirdi ama diğerleri gerçekten çok da oynanacak durumda değil yani. Güvenlik depar atıyordu. Ben dandik bir şey bekliyordum açıkçası. Ben de bu kadar kaliteli beklemiyordum. Dandik demeyeyim ama yani çok da kaliteli bir şey beklemiyordum ama beklediğimden şu ana kadar çok daha iyi. Modern Warfare 3 fena değildi. Modern Warfare 3 mükemmel bir şey. Ama o biraz daha sanırım, ne diyeyim, yani profesyonel demek bu arkadaşlara ayıp olur. O da çok güzeldi ama ben Crysis'in dublajını hiç unutamam Türkçe'de. Paraşütüm, Allah kahretsin paraşütüm. O da müthiştir yani. Fragmanda Topaş Şahin vardı, o V2'ye mi kaldı acaba? Vallahi yolda Topaş görmedim. Belki V2'ye kalır, arabaları falan değiştirirler. Zaten haritayı tamamen değiştireceklermiş. Eğer ezan koydularsa kesin kiliseyi falan camiye çevirirler. Aha, dur ambulansa bakalım. Mr. Black'ten görev geldi. Bak bu güzel lan. Vallahi güzel ha. Harbiden çok tatlı, çok güzel olmuş. Normal o ambulanstan güzel olmuş anasını satayım. Normal ambulanstan güzel olmuş. Ekip Kocaeli demek ki ya. Ben Kocaeli'ye çok gidip geliyorum. Ekiple bir çay, bir sohbet yapılır. GTA Vice'i nereden indirebilirim? Şu an oynadığımız şeyden bahsediyorsan, bu arada iç dizayn da yapmışlar. Şu an oynadığımız şeyden bahsediyorsan açıklama kısmında linkler var. Ömer Bey. Albay. Geldiğiniz için... Neredeyse şifte basıyordum bu arada. Üstakoz. Hayır hayır, sağ olun. Söylemeye utanıyorum ki ortak bir problemimizin bir sebebi de güvendiğimiz bir adamımızın çenesini tutamamasıdır. Gürkan'a yıllardır arka çıktım ama şimdiki beceriksizliği daha Gonzales boyutlara çıktı. Artık tek seçeneğimiz onu öldürmek. Benim için önemli olan tek şey para. Gerisi hiç sıkıntı değil. Bu incelikten ötürü seni ödüllendireceğim ve sonra paranı beraber bulacağız. Şu anda Çayırova'daki binasının çatı katındadır ve muhtemelen yarı sarhoş olur. Bunu kullanabilirsin. Testereye de boşu koymuşlar abi. Arkadan bakarken de öyle. Çok iyi lan. Ambulansa gitmeyelim ama kanka. Bak şu ana kadar araç düzenlemelerinde BMW M8 zaten patlak durumda. O kötü. Citan'da ben çok daha güzel bir araba olmasını beklerdim. Bilmiyorum. Mod yapımcısının arabası falan buysa belki duygusal bağ vardır ama Cheetah çok hoşuma gitmedi. Cheetah'da sıkıntı var. Yani dönüşlerde falan sıkıntı yok. Araba akıyor ama görsel olarak daha güzel bir şey beklerdim. Durducan Kaplan araba. Şu an Durducan Kaplan sürüyor arabayı. Ömer olmuş Durducan. AHPZ. AHPZ. Durdu reis için yapmış vallahi. Dur şu polis arabasını da bir alalım. Capcom plajında. Evet. Arkada dur falan yazıyor bu arada. Wheel yapıyoruz sürekli. Tekerler kalkıyor. Bu arada Gonzales'in konuşmalarını merak ediyorum. Gonzales çünkü daha önce gözükmedi galiba. Partide de Gonzales'i görüyor muyuz hatırlayamadım. Gonzales'in konuşmalarını merak ediyorum. Ne olmuş burası? Leader Scissors olmuş pizzacıda. Hadi bakalım. Girelim içeriye.
Şimdi o çeneni ikiye böleceğim. Ha siktir, ne sırası var? Koşmayı bırak Kırlent. Koşmayı bırak Kırlent. Siktir git lan başımdan. Burada biraz daha sert beklerdim. Bak buradaki ara sahneleri değiştirmemişler. Just don't shoot me officer diyor. İki yıldız polisimiz var. Şunu hemen bir yıldıza düşürelim şuradan. No, I talk. Biliyorsunuz bir yıldız polis olunca polisler gidiyor ama iki yıldızda illaki bir operasyon çekmeniz gerekiyor. Bir yıldızda belli bir zaman geçtikten sonra polisler peşinden ayrılıyor. Araçlar çok iki tekere kalkmaya çalışıyor ya. Araçların yol tutuşlarında sıkıntı var. Sürekli iki tekere kalkası var arabaların. Ben bu modda Landstalker'ı nasıl süreceğim gerçekten merak ediyorum. Landstalker acayip böyle. Zaten taklaya müsait. O artık herhalde döne döne Beyblade gibi götürürüm onu. Arabaların yol tutuşları biraz sıkıntılı. Onunla ilgilenmek lazım. Arap drift yapıyorum harbiden. Sadece mekan görevlerindeki yerlerin adı. Bu Facia Yapım diye bir grubun yapımı. İşte Facia Otel, Facia Kulüp falan yapmışlar bazı yerleri. Pole Position Akademi Kulüp yapmışlar. Bakalım diğer yerleri göreceğiz. Boom. Bu arada videoyu tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ömer, gel katıl bana. Ömer, sen benim işlerimi hata yapmadan yerine getiriyorsun ama her zamanki gibi ticaretimi devam ettirmem lazım, takdir edersin ki. Bu beni parama daha yakınlaştırmıyor Cem. Ömer, kardeşim artık Antalya'da değilsin, buradasın ve burada ticaret farklıdır. Merak etme, soruşturmaya devam edeceğim ama kapatmam gereken önemli bir konu var. Bir arkadaş için iyilik mi Cem? İşte benim adamımsın Ömer. Beni geri çevirmeyeceğini biliyordum. Bir Fransız satıcıyla görüşmeni istiyorum. Değerli teknolojik çipleri var. Ömer ne ya, adı Tugay olmalıydı. Bence de abi. Bence de bir Tugay yapılırdı adı. Ama mod yapımcısının yani herhalde başkanlarının adı Ömer'dir. O yüzden Tommy'nin adı Ömer olmuştur. Yalnız bir şey saçma. Bak Joseph de yazmış, dikkat ettim. Yani Tommy Versetti Liberty'den geliyor. Liberty çok kasvetli bir şehir. Çok kapalı bir şehir. Yani Antalya'dan Liberty'den gelip Kocaeli'nde Miami olmuyor. Daha böyle kuzey şehirlerden, daha yağmurlu, daha havası kapalı bir şehir yapılabilirmiş burada. Antalya gibi tatil yöresindense biraz daha havası kapalı, yağmurlu bir şehir yapılabilirmiş. Bakalım Fransız nasıl konuşuyor? Eleman Fransız çünkü normalde. Onu da Türkleştirdiler mi? Is that skirt real stonewashed denim? Ah, yılın bu zamanında çok yağmur yağıyor öyle. Süper lan. Yorum yok mu? Dakot. Albay yolacı. Şu çipleri ver sadece. Oh, tamam. Olduğun yerde kal. Oh, tamam. O Fransız hukukunun bir malıdır. Sen geyzekalı, takip edilmişsin. Güzel güzel. Hoşuma gitti. Daha hızlı olmalısın ihtiya. Hoşuma gitti, güzel. Anca yaramı yararsın. Hey. Nice. Güzel güzel. Gayet güzel. Böyle hani kendilerinden bir şeyler katmaları süper bence. Kendilerinden bir şeyler katıp güzelleştirmişler. Hizi paketlere bak. Türk bayrağı. Yani bunlar biraz abartı geliyor bana. Tamam Türk moduyuz. Gizli paket de yapabiliriz tabii ki. Farklı bir şey yapabiliriz ama Türk bayrağı topluyor muyuz yani? Bu muyuz? Bu biraz fazla. Konum batı. Cebeci sahilinde. Auuu. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız. Başlıyoruz abi. Bu arada silah falan almamız lazım. Armor yenilememiz lazım. Ve Guardian Angels görevi. Ricardo Dia... Tamam, Cortez'i çok dinlemiştik zaten. Sıkıntı yok. Cortez'i çok dinlemiştik. Bir elim çarptı.
bir aşırı bir el çarpması problemi yaşadık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir tane save atalım artık. Fail'le, Siyahat'la. İyi hadi. Hadi atlayayım, zaten silahım yok, bir şeyim yok. Atladım hadi. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Ambulansla mı gidelim? Hadi senle gidelim. Taksiyle. Chevrolet miydi? Akasya durağı. Akasya durağı abi. Melahat abla geldi. Götürmeye. Giderken bir armor alalım ama. Ara saniye izledikten sonra. Oran buran. No hit run. Hiç hasar yemeden bütün GTA Vice'de ama Türkçe. Dublajla. Gelmene sevindim Ömer. Direkt hiç konuşmaya başladığım için özür dilerim. Burçin bir alışverişi denetlememi istedi benden. Umalım da son seferki gibi olmasın. İşte bu yüzden aklıma sen geldin kardeşim. Koçak Elçi Otoparkı'na gerekli silahı bıraktım. Onu al, sonra git Burçin ve adamlarını kolla. Dikkat et kardeşim. Koçak Elçi Otoparkı. Görünüşe göre bu tımarhaneyi o kızgıncıca yönetiyor. Bakalım o sürüngenin tüm bunlarla ne ilgisi var? Burçin. Ricardo Diaz Burçin. Bakalım. Burçin Diaz. Ya seslendirmenlerin isimlerini kullanmışlar muhtemelen canlar. Yani gerçek hayatta da Diaz'ı seslendiren muhtemelen Burçin'dir adı. O yüzden Burçin'dir. Yoksa böyle hani daha sert, daha böyle mafyatik bir isim koyarlardı ama anladığım kadarıyla seslendirmenin adı direkt karakterin adı. O yüzden Burçin yapmış olabilirler. İzleyici sayısı şaka mı? Kaç izleyici sayısı? Biliyorsunuz ben izleyici sayısına bakmadan yayın yapma işini senelerdir götürüyorum. 708. Gayet güzel. Herkes hoş geldi. Bu oyundan sonra ya Resident Evil 2 yaparız ya da EFC 24 yaparız. Muhtemelen yarın da devam ederiz diyeceğim ama yarın maratonun son günü. Bilmiyorum, bakacağız. Bunu seri olarak kanala video atabilirim. Bu arada Guardian Angels görevi, yani koruyucu melekler görevinden sonra ilk videomuzu da bitirelim. Bunu kanala seri olarak, böyle çok kısa videolar halinde değil ama birer saatlik videolar halinde falan kanala seri olarak atabilirim. Sürekli bir hareket halindesin. Sürekli gölgenmiş gibi takip etmek yerine ne hünerlerin varmış bir göstersen diyorum ha. Bana uyar. Bu arada adım Cihat. Ben de Ömer Duman. Hadi gidelim. Ben de Ömer Duman. Cihat dedi. Lens'in adı Cihat'mış. Sadece Lens'e neden sakal eklendi bilmiyorum onu. Herhalde seslendiren arkadaşın da tipi böyle. Güzel kaydık oradan. Bazı altyazıyla konuşmalar uyuşmuyor. Ya o fark etmez ya. Ne konuştuğu önemli. Altyazıda ne yazdığının önemi yok. Yakala chat. Yakala chat. Yakala Cihat mı oldu bu sefer Murat? Kim seslendirdiyse onun adını vermişler. Aynen öyle. Yoksa Burçin adı çok mafyatik bir adam için uygun değil gibi ama. Cem'in yeni silahı sen olmalısın. Daha karlı fırsatlar çıkana kadar değilim. Her an gelebilirler. İyi bir yere pusmamız lazım. Tamamdır. Ben balkonu alıyorum. Sen de tam karşımdaki çatıya çık. Ben şu ana kadar benim favorim Diaz. Sizin favoriniz kim? Bir yazın bakayım chat'e. Daha sonra anket manket yapacağım en çok hangisini beğendiniz diye ama. Şu ana kadar duyduklarınız arasında en beğendiğiniz kim? Avery, Lara. Bakalım. Avery de çok iyiydi. Herkes Avery diyor lan. Herkes Avery diyor ama Avery'nin sesi harbi baba. Cortez de çok iyi. Siktir. Hadi Kübalılarda Cloud Speed var lan. Kübalılarda Cloud Speed var. Vay anasına.
Haitililerde de bir Niko Bellic'in gelmesi yok muydu? Ambulansı Rosenberg diye ya. Lens'in canı niye az da? Lens'in canı full ya. Niye az olsun? Bakalım sizce bu arabaya da admiral özelliği vermişler midir? Onu bir deneyeceğim. Aynı şekilde bu arabayı da alabilecek miyiz? Bu araba da patlamayan araba mı? Direkt admiralin özelliği yani. Sadece grafik mi eklemişler? Yoksa sıfırdan mı araba yapmışlar? Ona bakacağım. Neyi bekliyorsunuz gerizekalılar? Öldürün şu pezevenkleri. Öldürün şu pezevenkleri. Zord. Normalde buradan zıplardım ama olmadı. Bir tık zor anı ama sıkıntı yok, yakalarız. Zıplayıp üstüne konacaktım. İzin vermedi oyun. Evrak çantasını al. Bakalım arabaya merak ediyorum. Arabayı merak ediyorum. Yine o admiral özelliği var mı patlamayan? Onu bir deneyelim. Yine alınabilecek mi aynı şekilde? Bu admiral özelliği dediğim şey ne? Guardian Angel görevinde Ricardo Diaz'ın admiralini alırsan patlamıyor bu araba. Hiç hasar yemiyor. Ne kadar tararsan tara miniganın üstünden geçme çalış olmuyor. Onu da yapmak için bu şekilde durmanız lazım. Düz duracaksınız. Yola doğru bakacaksınız. Yaşıyorum. Hepsi senin sayende. Adın nedir? Ömer. Sanırım seninle sonra görüşürüz Ömer. See you soon amigo I think. Ya siktir. Cihat nereye gitti? Bakalım sola doğru dönüp. Araba burada. İçinde kimse yok. Arabayı aldım. Bir mermi boşaltalım üstüne bakalım. Tamam güzel. Aynı admiral. Sadece şeklini değiştirmişler. Yine admiral özelliği bu arabada da var. Direkt bunu Opel Astra'yı admirale kodlamışlar. O özelliğe gitmemiş yani. Yıldıray Kahvecioğlu kanala katılmış. Yıldıraycığım teşekkürler. Yayın en az 4 saat 19 dakika daha devam edecek. Katıllar ve destekler için sağ olun. Şimdi gelmişken admiralimizle pizzacının bir şey yapacağı yok ama şu telefon görevini de aradan çıkartalım. Bir Mr. Black konuşmalarını dinleyelim. Ömer, benim Aziz Allah. Sana teşekkür etmek için aradım. Cem'e sordum ve senin her işin altından kolayca kalkabileceğini söyledi. Beni görmeye gel. Senin gibi bir adama ihtiyacım var. Şimdiki adamların hepsi mal. Etraf aptallarla dolu. Seni gerçekten zengin yaparım. Ezan sesi tepeden geliyor arkadaşlar. Direkt gökyüzünden ezan sesi geliyor. Kilise hoparlöründen falan gelmiyor yani. Bak inince duyuyorsun, arabada duymuyorsun. Arabada direkt kesiliyor. Yaya gidiyorsan şey sesini vermişler. Ezan sesini vermişler. Ama şeye gidiyorsan, arabayla gidiyorsan ezan sesi yok abi. Hocam da gün gören müezzini gibi ya. Kılıç Bey, o taşralılardan kurtulmamıza yardım. Kılıç Bey. Ona benzer daha pek çok görevim var. Sıradaki göreviniz telefonun altında yazıyor. Ezan okunurken de şimdi adam vuracağız. Doğukan Kaya, pizzacı çocuk. Pizzacı konuşuyor mu kaçarken? Bir çarpalım marpalım, yanından gezelim. Bakalım pizzacı konuşuyor mu? Onu bir daha bir görelim. Ben bu oyunu 1500 kez bitirdim ama hiç pizzacıyı konuşturduğumu hatırlamıyorum. Diyar teşekkür ederim katıldığın için. Nasıl yılan gibi süzüldü. Oh now you bear it. Bu arada pizzacıya bir kıyafet eklerler bence. Pizzacıya da bir kıyafet güzel olabilir. Kanka sen konuşmayacaksın muhtemelen ya. Sen muhtemelen konuşmazsın diye düşünüyorum. Seni vuracağız yani. Eleman kafayı yedi. Ne yapacağını bilemedi. Tamam senin konuşacağın yok. Seni indirelim direkt. Messi misin be adam?
Bu arada Guardian Angels görevinden sonra bitirelim demiştim. Gidelim bir kayıt alalım ve ilk video sona ersin. Seslendirmeleri çok beğendim. Daha çok fazla dinlenecek adam var. Love Fist'in motorcusu, Umberto'su, Haitili teyzesi, Ernest Kelly'si, işte film stüdyosundaki elemanı vesaire vesaire. Onlara da bakmak istiyorum. Farklı mekanları ala ala. Telefon sonrası ben save alacağım. Ve biz bir video daha çekeceğiz. Ortalama birer saatlik böyle videolar yapmayı planlıyorum. GTA Vice Türkçe dublaj diye. İlk videonun sonunda benim görüşüm. Yani çok başarılı, çok güzel bir çalışma olmuş. Avery Carrington'a bütün chat bayıldı. Ricardo Diaz'a ben bayıldım. Bütün sesler çok güzel. Yanlış anlaşılmasın ama bazıları gerçekten muhteşem olmuş. Biz ilk kaydımızı alıp ikinci videoya geçelim. Siz zaten diğer gün izlersiniz. Bay bay.